Ne zaman merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyi sezonlar, iyi yazlar olsun inşallah. Bodrum'dayım, nasıl olabilirim ki? Yani buraya gelince yazın başladığını anca o zaman hissediyorum. Geçen hafta Fethiye'deydik iş için. Evet. Ama mesela orada tabii ki çok güzel yaz ama Bodrum'a gelmediğim sürece benim için yaz başlamamış demektir. Şu anda tamam. Tamamdır yani, keyfim yerinde. Peki oğlunuzu da göremedim İstanbul'da. Evet, demirin okulu devam ediyor online olarak. Bir de İstanbul'da yapacağı işleri vardı. Anneciğim sen gidelim, ben kısa süreliğine arkadaşımın doğum günü. Ona sürpriz yapmak için geldim. İlk iki gün önce de çekim vardı, onu yaptım. Hemen biletimi aldım, hafta sonunda nasıl olsa yasak diye. Burada arkadaşlarımla vakit geçirip geri döneceğim. Kısa süreli yani. Oğlunuz okuyu bir Beşiktaş'ta geçtiğiniz haftalarda da Beşiktaş şampiyon oldu. Deliriyor. Delir. Bak böyle bir şey olamaz. Bütün hayatı hani bildiğim ikimizi koy desem bence o daha ağır basar. O kadar yani şu an takıntılı bir şekilde fanatik. Sınav senesi bir de bugün. Bu sene. Sınava girecek. Dedim ki eğer şampiyon olamasaydı benim için çok sıkıntılı olacaktı. Ben de doğuma büyüme Fenerbahçeliyim. Oğlum adına Beşiktaş'ı şey yaptım ki hani daha sınavlara daha hazırlansın, morali bozulmasın diye. Çok mutlu, ayakları yere değmiyor valla şampiyon olduğu için. Peki Özlem Yıldız hafta içi İstanbul'da, hafta sonu tatilde. Evet. Söylemleri var. Ha şöyle, şu dönem için öyle. Evet. Sonrasında şimdi Demir'in okulu devam ediyor Temmuz'un ikisine. Onların planlarını yaptım zaten hepsini. Benim hem YouTube çekimlerim var hem telefon programı var. Onların hepsi yazın devam edecek. Öyle olunca da biraz gitgelli olacak ama dengeleyeceğim. Ben zaten hem çalışıp Temmuz'dan hem tatil yapmayı daha çok seviyorum. Evet. Temmuz'dan uzun süreli kalmaya Temmuz'da geleceğiz. Ondan önce işte gitgeller var fazla fazla. Peki bir tekne tatili mi olacak yoksa yine otel tatili mi? Siz tekne tatilini mi seviyorsunuz? Tekne tatilini severim, teknem yok. Kiralanıyor yani. Yani biliyorsun ben gezi teknesini daha çok seviyorum. Onda da beni sürekli Özlem 30 liralık tekneye bindiriyor, haber yapıyorlar. Bana soracak olursan en keyif aldığım şey o. Ama pandemi için çok uygun değil. Bir de beni bilirsiniz, doğuma büyüme ben Akyarlarlıyım. İki senedir ilk defa gidemediğim oluyor. Çünkü Akyarlar'da sadece halk plajı var ve hani pandemide annemle babam çok çekiniyorlar. Geçen yaz hiç tatil yapamadılar. Benim için anlamı da oranın onlarla güzel olması. O yüzden ben de onlar olmadığı için gidemiyorum iki senedir. Malum otel daha temiz ve daha hijyen olduğu için de oteli tercih ediyoruz iki senedir. Seneye inşallah her şey düzelirse ben de Akyarlar'a giderim. Kardolabımızın yarısını bikini ve mayonuz. Evet, çok yetenirsiniz. Kaç bölüze geliyorsun? Para. Benim en büyük sıkıntım şu kiloları 15 yapıyorlar ya uçakta. Evet. Yani buradan seslenmek istiyorum. Bu 15 kilo beni hiç tatil etmiyor, kurtarmıyor. O yüzden sürekli ekstra bagaj satın almak zorunda kalıyorum. Hele bu daha 3-4 günlük tatillerim. Benim sen Temmuz'a uzun geldiğimde ben arkadan konvoy şeklinde valizler olmuş oluyor. Biraz herkesin şey olduğu, böyle önem verdiği şeyler. Kimse ayakkabıya, kimse çantaya. Benim bir plaj takıntım var. Yani böyle şöyle söyleyeyim. Aslında terliğiyle, bikinisiyle, gözlüğüyle, paryosuyla uyuma dikkat ediyorum. O çocukluğumdan beri öyle. Öyle olduğu için de iyi bakıyorum. Denizcisiniz o zaman. Yani havuz pek sevmiyorsunuz. Hiç sevmiyorum hem de. Hiç yani nefret ediyorum. Hiç yani girdiğimi görüyorsanız bir anormallik vardır. Öyle söyleyeyim havuza. Hiç sevdiğim bir şey değil ama denizci. Çünkü kiloyla ilgili tutuklarınız var mı? Var, evet. Yani şu anda yaklaşık buraya geleceğim diye bir haftadır açım. Ben de diğer çekilenler gibi talihsiz fotoğraflar istemediğim için de dikkat ediyorum, bilmiyorum. Bol bol sıvı tüketiyorum, öyle diyeyim ben sana. Bu işe çünkü emek vermezseniz olacak şey değil. Ama bu arada kışın hiç sporumu ihmal etmedim. Spor yapmaya devam ediyorum. Sadece bir ay, bir buçuk aydır spor salonları kapandığı için bir sıkıntı var. O yüzden kilo almayayım o bir ay içinde diye dikkat ediyorum. Evde kendi aramda küçük küçük hareketlerle bir şekilde devam ettik. Ama çocukluğumdan beri mesela eleştiriyi kaldırabilirim. Hani saçın güzel olmamış, makyajın güzel olmamış, kıyafetin güzel olmuş. Ama benim hayattaki en takıntılı olduğum şey, sen biraz kilo mu aldın? Yani bana bunu söylendiği zaman benim için akan sular duruyor. Hayattaki en takıntılı olduğum şeylerden biri kilo. O yüzden mümkün olduğunca korumaya çalışıyorum. Peki programınız da devam ediyor. Ediyor, evet. Yazın programla alakalı bir gelişme olacak mı? Daha sonra başka şu anda aslında yazın devam etmesi söz konusu değildi. Fakat çok güzel gittiği için devam kararı aldık. Ben de zaten hem çalışıp hem tatil yapmayı sevdiğim için de yani Ağustos'un sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Eylül'de de oturup yeni sezon için tekrar toplantı yapıp nasıl bir şeyle, aynı projeyle mi, yeni bir şeyle mi yapacağız diye oturup toplantı yapacağız. Ama ben gayet mutluyum şu an çalışıyor olmaktan. Çünkü pandemi zaten zor bir süreç. En azından çalışıyor olmak, hem kafamı meşgul ediyor olmak beni daha mutlu ediyor. Ben çalışarak mutlu olanlardanım.
İyi ki çalışıyorum yani. O yüzden yüzüm gülüyor şu an çok şükür. Peki bunun dışında neler yapıyorsunuz? Ya sizin için nasıl başladı, nasıl geçiyor? Benim için çok güzel başladı. Yoğun başladı. Bir kere geçen hafta ilk defa denize girdim. Denize girmek, tuzlu su insana çok iyi geliyormuş. Böyle o kadar iyi geldi ki şu an işime dört elle sarıldım. Yaz da güzel başladı benim için. Yoğun bir tempoyla da devam edecek. Ben zaten çocukluğumda çok küçük yaşlardan beri işte bu sana bahsettiğim Akyerler'de doğup büyüdüğüm için orası Bodrum'un çok dışında çok bakir bir yer. Yani market bile yok, bakkal var. Ben böyle bu doğal ve organik hayatı zaten çok seven ve çok iyi kendimi iyi hisseden bir insanım. Hani aslında otel de tabii çok güzel ama hani oranın o küçük olması, köy olması, herkesin birbirini tanıyor olması bana hep daha fazla cazip geldi. Ben de ileride mesela Bodrum'da yaşıyor olmak bana çok cazip geliyor ama şu an iş hayatım var. Daha gencim, çalışmam lazım, koşturmam lazım. İş hayatımız da İstanbul'da. Daha oğlum okula devam ediyor. Yani benim şu an köklü bir değişiklik yapıp da buraya yerleşmem mümkün değil. Ama ilerisi için tabii o bir evlenir. Ben bir yalnız yaşarım. Sonra derim ki ne yapıyorum İstanbul'da? Kalkıp buraya gelirim. Bir bahçem olur. Hayalim var organik böyle. İşte orada meyve sebze besleyeyim, besleyeyim diyorum işte büyüteyim. Onları toplayayım, organik besleyeyim, onları yiyeyim. Ya da belki orada küçük bir kafe açayım Bodrum'da falan gibi. Küçük küçük hayaller var tabii ileriye. Peki bu düşünceye oldunuz ne diyor? Tanıştığınız bir yok, onun bir şu an fikri yok. Evleneceği için bana artık o zamanlar karışmaz diye düşünüyorum. Ya benim hayalimdekiler bunlar şu an böyle yani. İnşallah bir gün göstersin. Sağlık sağlık olsun da. Ama gerçekten öyle bir hayata özlüyor insan. Özellikle şu pandemide eve kapanınca daha çok özlemeye başladık. Yeşillik, deniz, temiz hava, oksijen çok kıymetli olduğunu bir kere daha farkına vardık. Peki çok teşekkür ederim. Peki bir şey soracağım. Mayo bikini üzerine özellikle kendi markanızı çıkarmak, kendi koleksiyonunuzu üretmek gibi bir şey ister misiniz? Çok isterim. Hayallerimden biri ama. Var mı böyle proje? Ya aslında vardı fakat pandemiden dolayı gene ertelendi. Kafamda çok güzel modeller var. Bu anlamda ben bir kere güneş yağı da çıkarmıştım. Yani yazla ilgili bir şeyler mutlaka yapmak istiyorum. Sadece doğru bir ortaklık söz konusu olmalı. Yani bana bu konuda destek verecek. Hani çünkü çok fazla kumaştan falan anlamadığım için model konusunda tamam. Ama yaptım mı da güzel bir şey yapmak istiyorum. Alelade herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Ama zamanı gelince çok güzel bir şey yapmak isterim. Plajla ilgili özellikle. Çünkü yaz benim için, ben eşittir yaz yani. Zaten Ağustos doğumluyum. Herhalde onunla da alakası var. Güneş çok seviyorum. Peki çok bronzsunuz. Bu sene bronzun şampiyonu siz ne olacaksınız? Yönetmenimden azar içtim geçen hafta. Çok bronzlaştım. Işık ayarını yapamıyorum yeter diye. Daha halbuki Mayıs ayındayız yani. O yüzden sonumuz ne olacak bilmiyorum Temmuz'da, Ağustos'ta. Mümkün oldukça eli korumayla yüzümü korumaya çalışıyorum. Şapka takıyorum. Elimden geldiğince ama bronzluk eşittir ben yani. Beni beyaz görmek çok da mümkün olmadığı için. Beni sevmem böyle seksin. Fedon'un rakibi. Yalnız her yaz Fedon abiyle bizi karşılaştırıyorlar. Bu sene dediğim gibi benim ekran önü durumum olduğu için makyajda hiç güzel durmuyor. Çok bronz oluyor olmak. Biraz daha eskiye göre dikkat edeceğim. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size.